Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, ikili diyalog sonra görüşürüz. Tekrar başlatalım. Devam etmek zorundayız. Tekrar Kur'an etmeyi süresini evet. Başlatalım lütfen. Evet, teşekkür Buyurun. Ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, bilmiyorum farkında mısınız ama tarihe geçiyorsunuz. Türkiye'de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var. İlaç kıtlığı var. Bu konuda vatandaşlar un, şeker nasıl stokluyorsa, eğer ilaç bulursa ilacı da stoklamaya başladılar. En basit ağrı kesiciler, grip ilaçları, özellikle çocuklarda antibiyotikler. Bu konuda eczanelere gittiklerinde, eğer ellerinde bir reçete varsa 5 kalemin ikisini, üçünü bulur haldeler. Ve bu sizin bakanlığınıza nasip oldu. Hayırlı olsun. Bu sorunun ne yoktur? Ya siz geçen bütçede de bakın, geçen bütçede de Sayın Bakan, geçen bütçede de bu PCR testine ilişkin size bir laf söyledim. Dedim ki sizin kendi hastaneniz bunu yayınladığınız genelgeden daha pahalıya yapıyor diye, hastanede daha pahalıya ücret alıyorsunuz diye. Siz oradan yalancı dediniz. Ben o gün anlamamıştım. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Böyle bir iddiada nasıl bulunabilirsiniz siz ya? Ben insanların eczaneye gidip ilaç alamadıklarından bahsediyorum. Siz de diyorsunuz ki inşallah ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur. Ben oda başkanlığı yaptım. İlaç sektörünü gayet iyi bilirim. İlaç firmalarının içinde bulunduğu durumu da bilirim. Oradaki suistimalleri de biliyorum. Ama böyle bir iddia, daha başlamadan, daha ne söyleyeceğimi bile ve bilmeden böyle bir iddia çok çirkin. Yakışmıyor, size yakışmıyor. Siz ki her seferinde ben sizi görüyorum gayet naif, gayet böyle yumuşak açıklamalar yaparken neredeyse her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz. Dedim, bir kastınız mı var? Özel bir kastınız mı var? Sayın Bakanım, sonunda lütfen süremi tekrar alın. Ediyorum. Tekrar alın Sayın Başkan. Tekrar süreyi başlatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ve velhasıl siz tarihe geçtiniz Sayın Bakan. Öyle ya da böyle kabul edin etmeyin. Ha tabii bu verilerin hepsi somut. Siz de açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'de ilaca ilişkin herhangi bir sorun yoktur diye. Ne yapıyorsunuz? Aynı anda eczaneleri denetliyorsunuz. Eczane depolarını denetliyorsunuz ve açıklamanız 17 eczane deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi diye tüm cezayı kesiyorsunuz. Dün hükümetinizin patates eksikliğinde soğuk hava depocularına yaptığı baskın gibi ya da marketlere yaptığı baskın gibi suçu kendi üzerinizden atın da kim burada suçlanırsa suçlansın. Eczacılar bunu biliyordu. Önce şöyle bir afiş astı eczanelerine. Dediler ki eczanede bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacı değildir. Çünkü biliyor. Bu iktidar ne zaman bir sorun olsa, kendisinden kaynaklı bir sorun olsa mutlaka o kişiyi suçluyor. Fırıncı suçlandı bu ülkede, hain ilan edildi. Aklınıza gelen tüm kesimler. Ancak bu sorunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bu sorunun kökü nedir? İlaç fiyat kararnamesi değil mi? 9 yıl önce, 14 yıl önce müdahale edildi. Ancak 14 yıldır herhangi bir müdahaleye sahip değil. Kurda bir problem var. Kur düşük. 4.57. Bu kurun şu andaki kurla 1/3'e falan geliyor. Burada bir iyileştirme ve üreticilerin üretimine destek verme gibi bir durum ortada. En yakın yerli ilaç sanayi bile etken madde alırken sıkıntı çekiyor. Bakın daha dün konuştum Türkiye'de önemli bir ilaç firmasının sahibiyle. Şu anda C vitamini bile ithal edemez halde. Çünkü ürün bulunmuyor. Ya da mevcut dolardan daha fazla ürün geliyor. Böyle bir durum var. Ve siz bunların hepsini somut olarak bulabileceğiniz kaynaklarınız var. Ya da eczaneye baktığınızda 14 yıl önceki ilaç fiyat kararnamesiyle ilaç satıyorlar. Sonuçta bunun ileride daha büyük krizlere neden olacağı açık. Ekim ayında bir açıklama yaptım. O zaman depoları kolaçan ettim. 150 tane ilaç eksikliği vardı. Bu ayın başında da Türk Eczacılar Birliği açıklama yaptı. 650 kalemin olmadığını ifade etti. Bugün Türkiye'de 10.000'e yakın ilaç var. Bunun 1000'inde sorun var. 180'e yakın sıfır stok ama diğerleri mevcut stoğun altında. Ayda 10.000 tane satılan ilaçtan Türkiye'de IMS'e ya da ilaç takip sistemine giriyorsunuz. 100 tane, 200 tane var. Buna siz var diyebilirsiniz ama bu yok anlamına geliyor. Şimdi burada siz karekod uygulaması, ilaç takip sistemi gibi kolay ulaşılabilir bir sistem olmasına rağmen ve bu konuda da sektör bileşenleriyle bir araya gelip ki özellikle Türk Eczacılar Birliği bu konuda her zaman ucuz ilacı savunmuştur.
ilaç konusunda da her türlü desteği de vermiştir. Buna rağmen bunun yerine şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu işin sorumlusu biz değiliz. Kesinlikle haşa. Sağlık Bakanı olur mu? Hele hele ekonomide bunca sorun yaşatan Cumhurbaşkanı olmaz. Kim? Bir kere en başında bu krizin ilk sorumlusu, en alçağı ağrı kesiciler. Bu ağrı kesiciler buna sebep oluyor. Ya da aspirin var. Bunların en hainleri. Vatan haini. Buna terörist bile diyebiliriz. Ya da haysiyet fukarası kim? Antibiyotikler. Onu çıkın açıklayın. Deyin ki Türkiye'de haysiyet fukarası antibiyotiklerdir. O sebep oluyor buna. Ya da milli birliğimize kasteden pastiller var. Onu da söyleyin. Orada da sıkıntı var. Kesinlikle o da milli birliğimizin kastetmek adına burada yok. Ya da yetimin kursağından geçmeyen gargaralar. Onlarda da sorun var. Onlar da milli birliğimizi tehdit olarak gösteriyor. Şu anda da bu milletin hiçbir yarasına merhem olmamış en alçağı da pomaklar. Şimdi siz sorunları böyle insanlara doğru uzaklaştırdığınızda meseleyi halletmiş olursunuz. Ama size söylüyorum, bakın süre bitti. Hemen şurada yakın eczanelere gidelim, elimize bir reçete yazalım. Size kimsiniz? En basit kalemleri yazalım, bakalım bulabiliyor muyuz? Son ifade şunu da söyleyeyim. Bu ülkede beka sorunu bekan bir silindir ve hangi hakla bu piyasada yoksa ey bakan bir silin bir an önce gel bu sorunları çöz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratlarımız, bakanlık çalışanlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sayın Bakan, bakanlığınızın hizmet alanı çok geniş. Sağlık çalışanlarımızın da sorunları çok büyük. Ama bütçenize baktığımız zaman merkezi yönetim bütçesi içinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin payı yıllar içerisinde büyük bir değişiklik göstermemekte. Bunu görüyoruz. Evet, 2022 yılında yaklaşık bir önceki yıla göre %49,5'luk bir artış görülmüş olsa da maalesef ekonomideki kötü yönetimden dolayı Türk lirasındaki değer kaybını göz önüne aldığımızda söz konusu artışın çok da anlamlı olmadığını, yani paranızın, bütçenizin dolar karşısında eridiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle bir ek bütçe yapılması gerekecek Sayın Bakan. Şimdi tabii bu bütçenin içerisinde bütün konuşmacılarımızın da yoğun bir şekilde değindiği gibi kamu özel işbirliği ortaklığı kapsamında yürütülen şehir hastaneleri kapsamındaki hizmet sunumları da bütçedeki önemli kara deliklerden biri haline gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı bütçe teklifinde halen hizmet sunmakta olan şehir hastanelerine 2022 yılı itibariyle toplam 21 milyar 564 milyon 904 bin TL ödenmesinin planlandığı görülüyor. Şimdi bu bütçenin yanında bir yandan da Sayın Bakan, evet bu ayrılan kaynaklar eleştiriliyor, eleştiriyoruz ancak bir yandan da şehir hastanelerinde bu kaynaklar aktarılırken yapılan sözleşmelere uygun olmayan şekilde sürekli şirketler lehine kararlar alındığı ve kamunun zarara uğratıldığını görüyoruz. Nerede görüyoruz bunları? Sayıştay raporlarında görüyoruz tabii ki. Sayıştay raporlarına baktığımızda toplamda 39 bulgu yer alıyor. Çoğu kamu özel işbirliği hastanelerinde yapılan kamu özel işbirliği ile yapılan şehir hastaneleriyle ilgili mesela muhasebeleştirmelerle de ilgili ciddi hatalar yapıldığı görülüyor. Ben açıkçası birkaç tanesine 39 bulgudan birkaçını biraz detaylı girmek istiyorum. Örneğin sözleşmenin fesinde suçlu eğer şirket olsa bile devletin tazminat ödeyeceğini görüyoruz. Kamu özel işbirliği modeli kapsamında şehir hastanesi yapımı ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işine ait sözleşmelerde sözleşmenin feshedilmesiyle şirketin sözleşmeyi haksız şekilde feshetmesi halinde idare tarafından ödenecek tazminat da düzenlenmiş elbette. Buna göre erken feshiz sonucunda maruz kalınan her türlü ceza ve masrafın geri ödemesini karşılayacak tutar tazminat olarak şirkete ödenecektir.
Şimdi idarenin, şirketin sözleşme hükümlerini ihlal etmesi veya sözleşmeyi haksız feshetmesi halinde doğan ceza ve masraf gibi giderleri neden ödemek zorunda olduğunu Sayıştay da anlamamış, biz de anlamadık. Mesela eksik evraklarla kabuller yapıldığını görüyoruz. Şehir hastanelerinin kabul aşamasında idare ve görevli şirket tarafından muayene ve kabul komisyonlarına verilmesi gereken belgeleri tedarik edilmediğini ve muayene ve kabul işlemlerinin eksik evraklar üzerinden yapıldığını Sayıştay raporlamış. Başka bir konuya geçeceğim. Kira tutarından indirim yapılmadan KDV istisnasından yararlandırılmış bu şirketler. Şehir hastanelerinin yatırım dönemlerinde gerçekleştirilen mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisna tutulmuş olur. Bazı şehir hastanelerinde görevli şirketlerin bu istisnadan faydalanması için kira tutarının veya süresinin bir kısmından vazgeçmesi gerekirken Sayın Bakan, idare ile görevli şirketler arasında bu hususu ilişkin işlem tesis ettirilmemiş. Yine devam ediyorum, o kadar çok ki. Mimari uygulamalar projesi olmadan hasta kabulü yapılması, bazı şehir hastanelerinin yer aldığı yerleşkelerin şantiye olarak kullanılan alanlarında yer ve bahçe bakım hizmetlerinin sunulamamasına veya peyzaj projesinde bulunan ağaçlandırma işleri yapılmamasına rağmen bu hizmete ilişkin hizmet bedeli tam olarak ödenmiş. Nasıl ödenir Sayın Bakan? Yani alınmayan bir hizmetin karşılığı nasıl ödenir? Sözleşmelerde bitirilmemiş işler için bile ceza yaptırımı yok mesela. Devam edelim. Bazı şehir hastanelerinin kabul süreçlerinde tutulan hizmet kabul tutanaklarında ilgili hizmetler kapsamında bitirilmemiş işlerin bulunduğu belirtilmiş olmasına rağmen müşavir firmalarca herhangi bir tespitin yapılmadığı, söz konusu bitirilmemiş işlerin görevli şirket tarafından tamamlanmaması durumunda dahi şehir hastaneleri sözleşme veya eklerinde cezai bir yaptırım öngörülmemiş. Yani devam ediyorum. Hakikaten çok ciddi bulgular. Kapatılan mesela hastanelerde tıbbi ekipmanlar getirilmiş. Neden getirilmiş ona bakıyoruz. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin ekipmanlar başlıkla eki olan ek 13'te yer alan firma tarafından tedarik edilecek ve toplam sabit yatırım tutarına dahil edilecek. Yani bu sorumluluğu almış firma ücret karşılığı. Tıbbi ekipman sayılarının sağlık hizmetinin sunumunda yetersiz kalması nedeniyle kapatılan hastanelerden tıbbi ekipmanlar getirilmiş. Sonrasında bu iki ekipmanların karşılığı mesela tahsil edildi mi bu şirketlerden? Bunun yanında izinsiz ve ruhsatsız hizmete açılan hastaneler olduğunu görüyoruz. Baktığım zaman hakikaten bunların hepsine değinmeye vaktimizin de yeterli olmadığını görüyoruz ama Sayın Bakan, şimdi çarçur edilen bu kaynaklar 84 milyonundan toplanan vergilerden karşılanmakta. O anlamda da bizim hem Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, sizin de bakanlık olarak bu gelire, bu kaynaklara bütçe hakkı anlamında sahip çıkmamız gerekiyor. O nedenle bu Sayıştay raporları ile ilgili, bu bulgularla ilgili neler yapıldığını bize açıklarsanız cevap bölümünde, konuşma bölümünüzde çok seviniriz. Ben Türkiye'deki sağlık verileri üzerinden de birkaç noktaya değinip konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de sağlık hizmeti sunumunda hangi noktadayız? Evet, bakanlığımız çalışıyor, büyük bir çaba sarf ediliyor. Bütün sağlık çalışanlarımıza biz burada teşekkür ediyoruz ama bakıyorum Türkiye'de toplam yatak sayısına baktığımızda 237.504 olmakla birlikte 1000 kişi başına düşen yatak sayısının TÜİK verilerine göre 2.86 olduğunu görüyoruz. Şimdi OECD raporlarında kıyaslama yaptığımızda Türkiye ile OECD sağlık verilerinin karşılaştırmasında mesela Türkiye'de bir doktor başına düşen kişi sayısı 517 iken OECD ülkelerinde bu sayı ortalama 341.3 olarak karşımıza çıkıyor. Yine hemşire sayısına baktığımızda Türkiye'de bir hemşire başına 431 hasta düşerken OECD ülkelerinde nüfus ortalaması 102. Şimdi sağlık çalışanları işte bu nedenlerle çok zorluklarla büyük bir şekilde mücadele ediyorlar Sayın Bakan. Sağlık çalışanlarımızın sayısı hizmet sunumunda halkımıza yeterli gelmiyor.
O anlamda da sıkça talep edilen ve dillendirilen sağlık çalışanı atamalarının bir an önce verilen sözlerin tutulması ve bu atamaların bir an önce yapılması gerekiyor. Yani sağlık harcamalarına baktığımız zaman da aslında benzer şeyi görüyoruz. OECD'de hükümetlerin zorunlu sağlık harcamalarının ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarındaki oranıyla açıklanıyor. Türkiye'de bu oran 2019 yılında açıklanan veriye göre, siz de bunu paylaştınız, %4.3 ile sonuncu sırada yer alıyor. Yani bu notu da buraya düşelim. OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyoruz. Şimdi bir yandan da sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın mücadele ettiği sorunlar var. Birçok doktor arkadaşımız, hekim arkadaşımız dile getirdi ama şiddet en önemlilerinden birisi bunun. Her gün bir şiddet olayıyla karşılaşıyoruz. İnsani olmayan nöbetler tutuluyor. Bunlarla ilgili neler yapacağınızı bize mutlaka açıklamanız gerekiyor. 130 saate varan çalışma saatleri çalışan doktorlarımızı hayatından bezdiriyor. Nasıl sağlık hizmeti sunacaklar? Bir de COVID'in meslek hastalığı kabul edilmesiyle ilgili kanun tekliflerimizi sunmuştuk. Hala edilmedi. Sizin taraf olduğunuzu da biliyoruz. Lütfen bu konuya sahip çıkın. Lütfen artık meslek hastalığı kabul edilsin. Bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım 10 dakika olacak yalnız Şahin süre. Daha sonra 10 dakika olacak konuşma süresi. Evet. Çünkü 5 dakikasında. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2022 yılı Sağlık Bakanlığımızın, bütçemizin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, sabahtan bu yana görüşmelerimizi yapıyoruz bakanlıkla ilgili ama Sayıştay denetim raporlarına baktığımız zaman adeta şehir hastaneleri denetim raporuna dönmüş durumda bu raporlar. Ve bulguların yaklaşık %70-75'i şehir hastaneleriyle ilgili. Ve Sayıştay'ın son 3 yıldaki raporlarının ortak noktası şu Sayın Bakan. Şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin mevzuattaki yönetmeliklere uymadığını tespit ediyor son 3 yılki raporlar. Ve diğer bir ortak tespitte devamlı şekilde kamunun zarar gördüğüne dair tespit var. Bunu Sayıştay tespit ediyor. Ve şehir hastaneleri kamuoyunun gündemine sürekli yüksek maliyetler nedeniyle ve yolsuzluklar nedeniyle geliyor. Yüksek maliyetlerini siz de 14 Kasım 2019 tarihindeki bütçe görüşmeleri sonrası yaptığınız basın açıklamasında kabul ettiniz. Yüksek maliyetler olduğunu ve genel bütçeden yapacağınızı belirtmiştiniz. Dikkat ederseniz Sayın Bakan, son 3 yıldır bakanlığınızın bütçesinin yaklaşık %20'sini şehir hastaneleri alıyor ve siz farkında mısınız acaba son yıllardır bakanlık %80 bütçeyle hizmet vermeye çalışıyor. %80 bütçeyle. %20'sini otomatikman şehir hastaneleri alıyor çünkü. Ve biz bu nedenle şehir hastanelerinin işte küresel bir sömürü sistemi, modern kapitülasyonlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği diyoruz. Ve şehir hastaneleri esasen şirket hastaneleridir. Kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanıdır. Ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli soygun sistemidir Sayın Bakan. Şehir hastaneleri esasen kamu özel işbirliği modeli değil, AKP yandaş işbirliği modelidir. Şimdi bakın, yolsuzluklarla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız 13 Ekim 2021 tarihinde, yani tam 43 gün önce bugün, Isparta Şehir Hastanesi'yle ilgili ihale evraklarını yayınladı. 43 günden bu yana sizlerden bu konuda hiçbir açıklama gelmedi Sayın Bakan. Kısaca özetleyeceğim. Evet, Isparta Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni 12 Mart 2014 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, efendim Isparta dönemin Isparta milletvekilleri ve şirket yetkilileri atılıyor. 12 Mart 2014. Bundan 4,5 ay sonra ihale yapılıyor. Bakın bu evrak da elimizde yine. Nedir? 24 Temmuz 2014 tarihinde. Yani önce bir temel atma töreni, temel attığınız şirkete daha sonra 4,5 ay sonra da bu ihaleyi veriyorsunuz. İhale komisyonu 5 kişi diyor ki bu ihaleyi iptal edelim diye yazı yazıyor. İptal etmiyorsunuz. Aksine
15 maddelik bir ikna ve baskı yazısı yazıyoruz. Onun ayrıntısını şimdi vereceğim. Bir kişi ihalede diyor ki, bir bürokrat, efendim bunu da okuyacağım size. İhale süreci sonlandırılıp ihale komisyon kararı almadan ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve bakanlık yetkilileri birlikte 12 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleşen temel atma töreni hukuka aykırıdır. İhale komisyonu zor durumda ve zan altındadır diyor Sayın Bakan. Bakın, ama 4 tane ihale komisyonu üyesi imzalamak zorunda kalıyor. Neden? Evet, 15 maddelik, bakın, müsteşarlık makamına denilen ihaleye fesat karıştırmanın belgesidir bu elimdeki. 15 madde neden o şirkete verilmesi gerektiğine dair bir ikna yazısı yazıyorsunuz. Ve burada itiraf ediyorsunuz. Oy birliğiyle ihale komisyonu iptal edilmesini istemiş ama sonunu okuyacağım ben size. Yukarıdaki ayrıntıları belirtilen rapor ile incelenmiş olup ihale sürecinin devamına, iptal talebinin reddine ve ihalenin ivedi olarak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir diyor. Kim diyor? Dönemin Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Yaşar Burak ve uygun görüşte arz ederim diyor. Müsteşar Yardımcısı Doktor Şahit Birinci, şu anki yardımcınız. Ve olur diyor, evet, dönemin müsteşarı Eyüp Gümüş. Bakın, bu ihale fesat karıştırma belgesi Sayın Bakan. Ve halen o bakan yardımcısı birlikte çalışıyorsunuz. Eğer gereğini yapmayacaksınız, demek ki siz de bu işlere ortaksınız. Biz Sayın Bakan Yardımcısının istifasını talep ediyoruz. Bir dakika efendim, durun ya. Acele etmeyin, bir saniye durun. Bir saniye. Bak, evrak burada. Evraklar burada. Burada. Ve bakınız, bakınız. Burada. Bu birinci dönemidir. Bu ihalenin birinci kısmıdır. İkinci kısmı da var. Bakın, ihalenin birinci kısmının tarihi 24 Temmuz 2014 ve saat 14'te karar alınacak. Bu ikna yazısı Sayın Bakan, burada bakın, müsteşarınız, genel müdürünüz ve bakan yardımcınızın imzası var ama burada tarih yok, bakın. Tarih yok. Tarihi nereden anlıyoruz? Buradaki barkodu bilgisayardan büyüterek okutuyoruz. Tam ihale saati 14'te, 13.54'te de bu işleme sokulur. Yani ihale komisyonuna baskıyı arttırmak için. Bakın, tarihi bir belgedir. Ve evet, yolsuzluk tarihini literatüre geçen bir belgede sonuç var. Birinci bölüm böyle Sayın Bakan. İnşaat yapılıyor. 2017'de hastane açılmadan kısa süre önce, Mart ayında açılacak. 9 Şubat'ta da ihaleyi ikiye bölmüşsünüz. İkinci bölümünü yapıyorsunuz. Hizmetle ilgili kısmını. Ve yine aynı şirkete veriyorsunuz. Hiç ortada rekabet, şeffaflık, hiçbir şey kalmamış. İkinci bölüm. Bölüm bölüm böyle ihale yolsuzlukları var. Ve bakın, her iki kararında son teklif verme, nihai teklif verme tarihleri 15 Şubat 2013 her ikisinde. Ama birisi 2014'te sonuçlanıyor, bir ikisi 2017'de. Nasıl açıklayacağız? 2014'tekinin karar sayısı 2, 2017'nin 1. Ben bu işin içinden çıkamadım. Yani Sayın Bakan, bakın, bu kadar şehir hastaneleri işte bataklığa batmış durumda. Ve yine Sayıştay raporlarında bakın, diyorlar ki işte 13 tane şehir hastanesi. 13 tane şehir hastanesi yer teslimi yapılmadan önce inşaat başlamış. Yani içimize şüphe doğuyor. Acaba bu şehir hastaneleri, 13 tane şehir hastanesi tıpkı Isparta Şehir Hastanesi gibi ihale süreçleri bu şekilde gerçekten kamu ihale yasasına uygun olmayan şekilde mi verildi acaba diye düşünüyoruz. Bakın, burada bunu söylüyorum. Şimdi maliyetlere gelelim Sayın Bakan. Şimdi diyorsunuz ki efendim işte bu ülke bütçesi 116 milyar lira. Bunun 21,5 milyar lirası şehir hastaneleri kira ve kullanım bedeli, değil mi? Bu şekilde. Bakın, bu da 2021 yıl yatırım programı. Bir devlet hastanesinin mali yatak başı maliyeti nedir diye baktığım zaman, ben kendi ilime baktım. Balıkesir'de 400 yataklı bir devlet hastanesi yapılacak ek bina ama yıllardır yapılmıyor. Onu da bu arada söylemiş olayım. Hesapladığım zaman 695 bin liraya mal oluyor devlet hastanesi. 700 olabilir, 695, önemli değil. Sadece bu yıl verecek olduğunuz kira ve hizmet bedelini 21,5 milyarı 695 bin lira bölecek olursak 31.028 yatak yapıyor Sayın Bakan. Yani 31 bin yatak yapıyor. Yani 62 tane 500 yataklı hastane yapıyor Sayın Bakan. Sadece bu yıl verecek olduğunuz kira ve hizmet bedeliyle. Bu 13 tane 18 bin yataklı şehir hastanesi için. Ve sizin bakanlığınızın mali tablolarında eğer ki başlangıçtan bu yana, Ekim 2017'den bu yana şehir hastaneleri için ödemeler yapıyorsunuz, toplam ödediğiniz kira ve hizmet bedeli şimdiye kadar
2022 ile birlikte söyleyeceğim. 57 milyar lira yapıyor. Küsuratı sileceğim. Aynı hesaplamayla eğer bu 57 milyar lirayla kaç tane yatak sahibi olabilirdik biliyor musunuz Sayın Bakan? 82.500 tane, yani 165 tane 500 yataklı hastane olabilirdik. İşte hani arkadaşlar diyorlar ya efendim, bu şehir hastaneleri olmasaydı Covid'de ne yapardık? Keşke şehir hastaneleri olmasaydı, işte bu kadar hasta yatağı sahibi olurduk ve hastaları Covid hastaları ve kronik hastalar diye de ayırabilirdik. Maalesef bu şansımızı da elimizden aldınız. Ve Sayın Bakan bakınız, muazzam şekilde döviz krizi yaşıyoruz değil mi? Kamu özel ortaklığı projelerini ödediğimiz paraların %50'den fazlasını sadece şehir hastaneleri alıyor. %50'den fazlası. Ve bakın bu yaptığınız bütçe inanın şimdiden boşa çıkmış durumda. Neden diyecek olursanız, efendim sizin gönderdiğiniz tarih 18 Ekim tarihli değil mi? Dolar kuru 9.2. Fazla intere girmeyeceğim. 14 milyar lira kiralar için ayırmışsınız. Döviz de vereceksiniz. Şu an dolar ne kadar? 12.1, 12 lira diyelim. 17 milyar lira yapıyor Sayın Bakan. Bütçeniz açık veriyor. Ve daha da artacak. Daha da artacak. Yani yazık değil mi? Biz bu kadar parayı bulamıyoruz. Bu kadar döviz sıkıntısı çekiyoruz. Neden yabancı şirketlere siz bu şekilde dövizle bir kira ödemesi yapıyorsunuz? Maliyetler ortada. Maliyetler ortada. Zarar ediyor. Üzerinize vebal var Sayın Bakan. Bakın geçen yıl da söylemiştim size. Ve bakın önümüzdeki Ocak ayında 4 tane şehir hastanesinin bu hizmet sözleşmeleri de olacak. Efendim hangisi? Mersin, Isparta, Yozgat, Adana. Bu hizmet sözleşmelerini şeffaf yapmanız gerekiyor Sayın Bakan. Bakın şirketler, efendim bakanlar çökmüş. Eğer bize vermezseniz bu hizmetleri, hizmetleri durdururuz diyorlar. Bu şekilde duyumlar geliyor bize. Gereken açıklamayı yapmak durumundasınız. Ve mücbir sebep nedeniyle bu sözleşmeleri yenilemeniz gerekirdi. Türk lirasına çevirmeniz gerekirdi Sayın Bakan. Yani yerli ve milli olmak, yerli ve milli olmak dövizle, dövizle değil Türk lirası ödemeye gerekir. Geri kalan kısmını söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygın temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Meslek hastalığı, çalışanların gerekli sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan hastalığı olarak tanımlanmıştır. İş ortamı sırasında maruz kalınan fiziksel ve kimyasal etkenler önemli bir rol oynamıştır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerle kaza ve hastalıklar sonucunda maalesef yaşamını yitirmiştir. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi olduğu halde 2002 yılından bu yana İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ILO kriterlerine uymadığı için 28 bin işçi iş cinayetlerinde maalesef ölmüştür. Bugün iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada da üçüncü sıradayız. Son dönemde ise koronavirüs nedeniyle ne yazık ki bu durum sağlık emekçileri açısından birincil bir sorun haline dönüşmüştür. Dünyada pek çok ülke sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle hastalanması halinde bu durumun nasıl değerlendirileceğini, hangi işlemlerin yapılacağını, sağlık çalışanlarına ne tür haklar sağlanacağını açıklıkla ortaya koyan kararları derhal almış ve uygulamaya koymuşlardı. Ülkemizde ise Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz yıl COVID-19 konulu bir genelge yayınlamıştır. Söz konusu genelge ile koronavirüsün iş kazası veya meslek hastalığı sayılmayacağı kararı alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan bu genelgede bugüne kadar sürdürülen bu politikada doğru değildir. Bilinmelidir ki COVID-19 bulaşıcı bir meslek hastalığıdır ve ülkemizde de mutlaka öyle tanımlanmalıdır. Sağlık Bakanları COVID-19 virüsünü koltuklarında oturdukları için değil, bu alanda çalıştıkları için salgında en ön saflarda mücadele ettikleri için kapmışlardır ve hayatlarını maalesef kaybetmişlerdir. Yapılması gereken işi teknik boyutlarla sürece yaymak yerine COVID-19 nedeniyle vefat eden ve fiilen sağlık hizmeti sunumunu katılan sağlık çalışanlarının ölümünün başlıca bir araştırmaya veya illiyet bağı tartışmasına gerek kalmaksızın doğrudan meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu kabule göre yakınlarına tazminat ödenmesi ve gelir bağlanmasıdır. Unutmayalım ki koronavirüs nedeniyle ülkemizde 500'e yakın sağlık emekçisi hayatını maalesef kaybetmiştir. Bu nedenle sağlık çalışanları ve riskli meslek grupları için diğer meslek
Diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 hastalığı acilen meslek hastalığı olarak tanımlanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı tarafından birçok konuda yıllar içinde sözler verilmiş ancak yerine getirilmemiştir. Şimdi tekrar sormak istiyorum. COVID-19 neden meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir? Her yıl 1 milyona yakın emekçi meslek hastalığına yakalanmasına rağmen neden meslek hastalıkları hastanesi sadece 3 ilde bulunmaktadır? 18 ayda yaklaşık 8 bin doktor neden istifa etmiştir? 3600 ek gösterge neden verilmemiştir? Son 4 yılda sağlık personeli alımı yapılırken engelli sağlık personeli ataması neden yapılmamaktadır? Pandemi döneminde 720 bin sağlık emekçisi görev bekliyordu. Neden atamaları yapılmadı? Sağlık yönetimi bölümü Türkiye'de 58 yıllık bir geçmişe sahip. 146 üniversitede eğitim veren 100 binden fazla mezunu olan ve her yıl yaklaşık 20 bin mezun veren köklü bir bölüm olmasına rağmen yıllardır bu alanda neden hiç atama yapılmamaktadır? Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakan, bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz selamlıyorum. Kaybettiğimiz bütün hekim ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum. Başta hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakan, emekçi halktan toplanan vergiler döviz cinsinden şehir hastaneleri için müteahhitlere kira ve hizmet bedeli olarak gidiyor. Şehir hastanelerini yapıp işleten müteahhitlik şirketlerine 2022 yılı bütçesinde 21,5 milyar lira ödenek konulurken sağlık emekçilerine 5.8 milyar, üniversite hastanelerine ise 6.2 milyar lira ayrılmıştır. Bu bütçe politikası yüzünden nitelikli sağlık eğitimi verilemez olmuş, tedavi edici hizmetler, koruyucu hizmetlerin önüne geçmiş, üniversite hastaneleri tükenme noktasına gelmiştir. Servislerde 3-4 hemşirenin yapması gereken işi bir hemşireye yaptıracak kadar angarya çalıştırma derinleşmiştir. Sayın Bakan, acilen hiçbir ad altında halktan sağlık hizmeti için katkı payı ücreti alınmaması sağlanmalı. Sağlık emekçileri sayısı OECD ortalamasına çıkartılarak güvenceli ve kadrolu istihdam sağlanmalı. İhraç edilen ve hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan sağlık emekçileri işe başlatılmalı. COVID meslek hastalığı sayılmalı, illiyet bağı aramak şartından vazgeçilmelidir. Sayın Bakan, hekimlerimiz için pandemi dönemi sağlık sisteminin tüm defolarını açığa çıkarmıştır. Uzun saatler kesintisiz fazla çalışma, sık nöbet tutma, yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma, sağlık ortamlarının olağan hallerine dönüşmüştür. Özel hastanelerde de yoğun emek harcayan hekimler, ciro baskısı gibi ticari zorlamalarla meslek onuruna yakışmayan uygulamalar ile karşılaşmaktadırlar. Baskı, mobbing, ayrımcılık, eşitsizlik, kayırmacılıkta cabası. Bütün bunların sonucunda alarm veren bir durum ortaya çıkmıştır. Türk Tabipler Birliği diyor ki 18 ayda 8 bin üzerinde hekim istifası olduğu birliğimize iletilmiştir. Yurt dışında çalışmak için birliğimizden talep edilen iyi hal belgesi yılda 900'lere binlere ulaşmıştır. Ayda yaklaşık 80 hekim bu ülkede hekimlik yapmak yerine yurt dışında göçmen doktor olmayı tercih etmektedir. Sayın Bakan, sadece Milas Devlet Hastanesi'nden 13 hekim olmak üzere Muğla'da bir ay öncesine kadar toplam 40-45 hekimin istifa ettiği bilgisini edindim. Bu rakam istifa yasağının kalktığı 1 Temmuz 2021'den itibaren ne yazık ki başta Milas, Marmaris ve Fethiye'de hızla artmaktadır. Muğla ilçelerindeki kamu hastanelerindeki personel yetmezliği yakıcı bir hal almıştır. Her branştan hekim olmadığı gibi 3-4 hekim olması gereken branşlarda tek hekim görev yapıyor. Örneğin Datça Devlet Hastanemiz. Hiçbir uzman hekimi uzun süre Datça Devlet Hastanesi'nde görevlendirmek mümkün olmuyor. Çünkü alet, edevat, yardımcı sağlık personeli yetmezliğinden dolayı sürekli geçici görevlendirmelerle idare edilen bir hastanemiz. Datça'ya geçici görevlendirme yapıldığı zaman Milas, Fethiye ya da başka yerde işler aksıyor. Bütün bunlar istifaları tetikliyor. Sizi Türk Tabipler Birliği'nin istifaların devam etmesi halinde sağlıkta kaos yaşanacağı uyarısını ciddiye almaya davet ediyorum. Sayın Bakan, Muğla'nın yerleşik nüfusu 1 milyonu aşıyor. Yazın nüfusumuz 5 milyonu buluyor. Görüştüğümüz sendikalar ve tabip odamızdan edindiğim bilgilere göre temizlik işçisinden başhekimine kadar daha fazla özellikli, nitelikli hizmet vermek için çaba gösteren ve bölgedeki tüm sevklerin geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3 ay önce 19 ameliyat masasından ancak 7'sini kullanabiliyordu ve vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Şu an için 10 masa kullanılıyor, en az 5 masa daha açılmasına ihtiyaç var. Hemşire, temizlik personeli ve teknik eleman eksikliği yüzünden açılamayan bu masaların eksiklikler giderilerek acilen açılmasını talep ediyoruz. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kamu hastanelerinde kanser tarama hizmeti verilmiyor. Vatandaşlarımız il dışına veya özel hastanelere gitmek zorunda bırakılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tahsis edildiği söylenen fakat şimdiye kadar kurulumu yapılmamış ve hizmet vermeye başlamamış kanser tarama cihazımız nerededir? Ödenek yokluğundan kurulumu yapılamadığı söyleniyor. Bu doğru mudur? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 yıldır sonuçlandırılamayan radyoterapi merkezinin yapımı ve sintigrafi cihazlarının tam olarak temini konusunda neden adım atılmamaktadır? Bu konulara dikkatinizi sunuyorum ve bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Bilgin. Söz süresi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Sayın Bakan, ben seçim bölgem Adıyaman'la ilgili birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Sayın Bakan, Adıyaman'ımız 640 bin nüfusa sahip ve Suriyelilerle beraber yaklaşık 700 bin nüfus. Bu 700 bin nüfusluk kentte sadece şehir merkezinde 400 yataklı bir araştırma hastanemiz var. Ve bu hastanemiz artık talebi karşılamaktan gerçekten çok uzak. Her gün hastaneden değişik görüntüler, değişik fotoğraflar elimize ulaşıyor. Acillerde kuyruklar oluşuyor, polikliniklerde kuyruklar oluşuyor ve bu hastanemiz talebi karşılayamıyor. Adıyaman'daki sağlık tesislerinin yetersizliği COVID döneminde de aslında kendini ortaya çıkardı ve COVID'de Adıyaman sürekli ön sıralardaydı. Hızla yükselen virüsü bir türlü Adıyaman'da kontrol altına alamamıştık. Sizin de çok yoğun gayretleriniz olmuştu ancak bu tamamen sağlık tesislerinin yetersizliğinden kaynaklanmıştı. Bu nedenle Adıyaman'da acilen bizim de daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerde de size ifade ettiğimiz ve dile getirdiğimiz Adıyaman 150 yataklı devlet hastanesinin akıbetini tekrar soruyoruz. Sayın Bakanım, Adıyaman'da herkesin dilinde devlet hastanesi ne olacak? Adeta Adıyaman'ın milli sorunu haline gelmiş durumda. Adıyaman'ın bu milli sorunu olan 150 yataklı devlet hastanesinin çalışmaları ne aşamada? Daha önce bizzat benim de tanık olduğum bir ana siz bizzat talimat vermiştiniz proje çalışmalarının başlatılması için. Proje çalışmaları ne aşamada Sayın Bakanım? Halkımız, Adıyaman halkı 7'den 70'e herkes 150 yataklı devlet hastanesi istiyor. Çünkü daha önce de 2 tane hastanemiz vardı. Onları yıktınız. Yerine bir türlü 150 yataklı devlet hastanesini yapmadınız. Bu nedenle halkımızın yoğun bir talebi var. 150 yataklı devlet hastanesinin inşaatına bir an evvel başlanmasını bekliyoruz. Bu arada kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatına başladınız. Teşekkür ediyoruz. Oradaki çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'daki sağlık sorununun çözümü için mutlaka 150 yataklı devlet hastanesinin bir an önce yapılması lazım. Ben şimdi bütçe konuşmalarına baktım. 2019'da söylemişim, 2020'de söylemişim ve 2021'de de yine aynı şeyi konuşuyorum. İnşallah Sayın Bakanım 2022'de bu konuşmayı yapmak zorunda bırakmazsınız bizi ve bu hastanemizin inşaatına başlarsınız. Bunun yanında tabii Adıyaman'da özellikle onkoloji uzmanı, endokrin, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk nefrolojisi gibi bazı branşlarda uzman doktor eksiğimiz var. Sayın Bakanım artık Adıyamanlılar Antep'e, Malatya'ya, komşu illere, hastaneye gitmekten yoruldular. Gerçekten çoğunun cebinde parası yok. Çoğu Ankara'ya geliyor. Biz burada da gerçekten Adıyamanlı hemşehrilerimizi hastane taleplerini karşılamaktan inanın ki biz de yorulduk. Biz isteriz ki hemşehrilerimiz bulunduğu illerde hizmetin en iyisini alsınlar ve tedavilerini olsunlar. Bu konuda da eksiklerin giderilmesini istiyoruz. Hastanelerimizde bir takım eksikler var. 400 yataklı hastanemizde MR eksikliğimiz var. PET ve DT cihazı eksikliğimiz var. Bu eksiklerin de bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Ayrıca bizim Gerger Devlet Hastanemizde uzman doktor eksikliği var. Sincik Devlet Hastanemizde, Samsat ve Türk Hastanelerimizde de uzman doktor eksikliği var. Çelikhan'da 40 yataklı devlet hastanemiz vardı. Ona da bir türlü başlanmadı. O konuda da sizlerden çalışma bekliyoruz Sayın Bakanım. Besni Devlet Hastanesi'nde özellikle radyoloji ve kardiyoloji alanlarında uzman doktor eksikliğimiz var. Besni'de MR cihazımız yok Sayın Bakanım. Gerçekten 2021 Türkiye'sine yakışmıyor.
Adıyaman'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bir MR cihazı yok ve MR cihazı olmadığı için yurttaşlarımız kent merkezine ve Antep'e gitmek zorunda kalıyorlar. Çok büyük bir mağduriyet var. Bu eksikliğin giderilmesini istiyoruz. Yine Gölbaşı ilçemizde tomografi cihazı yok. Gerçekten bu da bu teknoloji çağında büyük bir ayıp. Sağlık Bakanlığı'na da yakışmıyor bu. Ben Gölbaşı Devlet Hastanemizdeki tomografi, Besli Devlet Hastanemizdeki diğer eksiklerin de bir an evvel giderilmesini bekliyoruz. Sayın Bakanım, COVID sürecinde bütün sağlık çalışanları çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Adıyaman'ımızda hem aile sağlığı merkezlerinde, hem hastanelerde, hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarının çocuklarını bırakacakları bir kreş yok. Bu çok büyük bir sıkıntı ve bütün sağlık çalışanları her gördüklerinde bunu dile getiriyorlar. Kreş ihtiyacının da bir an evvel karşılanmasını bekliyoruz. Size ve COVID mücadelesinde bütün yurttaşlarımıza sağlık hizmetinin en iyisini sunan tüm sağlık emekçilerine bütün hazırının huzurunda teşekkür ediyorum. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tuttere. Tamamen durdu. Üç komisyondur. Ben devamlı olarak dile getiriyorum. Bu hastanenin bakanlık tarafından yapılması bence daha hızlı bir şekilde yapılması uygun olacaktır. Kütahya'da çok ciddi yatak kapasitesinde ihtiyaç var ve bu karşılanamıyor. Sayın Bakanım, bu civar illerin hastaneleri Eskişehir, Afyon, Uşak 43 plakalı araçlarla dolu. Şehirde servis var. İnanın özel hastanelere civar illerin otobüslerle hasta gidiyor şu anda. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bu asistan hekim arkadaşların durumuna gelince, kendiniz de o zaman bir beyanatta bulunmuştunuz. Vefat eden hekim arkadaşımız, siz de 36 saat nöbet tuttunuz, gün aşırı tuttunuz. O gün maalesef cumartesi günü, cumayı cumartesiye bağlayan gün olduğu için dediğiniz doğrudur, 24 saat. Ama o arkadaşımız eğer yaşasaydı pazar günü nöbete gelecekti ve pazartesi günü akşam 18'lerde çıkacaktı. 36 saat, ertesi gün tekrar. Ben 19 ay tuttum, siz de tutmuşsunuzdur. Yani o insanlık dışı olduğunu biliyorum, iş kanununa aykırı olduğunu biliyorum. Siz talimat gönderdiniz Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, inşallah uygulanıyordur ama bugün nöbet sonrası devam eden üniversite hastanelerinde var. Ona bir şey diyemeyeceğim. Onunla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Bu COVID-19 ile ilgili meslek hastalığı sayılması ile ilgili bir hekim arkadaşımız sizinle aynı devre İzmir'de vefat etmişti. Kızına ve eşine bağlanan maaş SGK'dan 843 lira Sayın Bakan. 843 lira. Bu gerçekten de bu ekranda da gördük ve kızıyla da konuştum, eşiyle de konuştum. 843 lira. Ne kadar hak mahrumiyetini giderir? Onu ben şahısları da vereceğim size. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi şu afili hastanelerle. Türkiye'de büyük oranda, yani hacimli hastanelerin çoğu afili sisteme geçti. Bu afili sistemde Sağlık Bakanlığı sizin kadronuzda çalışanlarla üniversite personeli statüsünde çalışanlar arasında çok ciddi sıkıntılar var. Kütahya'daki birçok ilçe hastanesinde ve merkezde eksik olan hekimler rotasyonla değişik yerlere gittiği için, günübirlik gittiği için çok ciddi sıkıntı var ve buradaki uygulanan mobbingden dolayı Türkiye'de maalesef bu afili hastanelerde çok ciddi sıkıntı var. Hekim arkadaşlar istifa, tayin veya tamamen özel sektöre geçme yoluna gidiyorlar. O çok ciddi bir sıkıntı. Sayın Bakanım, bu ABD'li firmanın Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği iddiası ile ilgili soruşturma ne alemdedir? Onu da merak ediyorum. Bir de bu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde HBS var biliyorsunuz. Bu HBS'den dolayı işte 21F'lerle bir sürü ihaleler var vesaire. Bu Sağlık Bakanlığı'nın yazılım sistemini tek bir üniter yazılım sistemine dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü orada çok değişik faktörler var. O hastanelerde ben de yöneticilik yaptım. Gerçekten sıkıntıyı biliyorum. Bu HBS'nin tek bir yazılım sistemine geçmesi gerekiyor bir. Bir de şu 5 dakika insanlık dışı. Siz de çocuk hekimisiniz. Bir hasta geldiğinde 5 dakikada soyunup giyinmesi ve annenin sorularına siz Sayın Bakanım bir çocuk hekimi olarak cevap verebilir misiniz? Muayene ediyorsunuz, soyuyorsunuz, tekrar çocuk giyiniyor ya da koridorda soyunup giyinecek. Yani bu imkansız. Yıllar önce Halef Selef bakanlarımızdan biri tarafından başlatılan şu birinci basamaktan sevk zorunluluğunu benim hatırladığım kadarıyla Isparta ve Düzce'de başlanmıştı. Ne olursunuz bu Türkiye'de başlatalım Sayın Bakanım. Direkt olarak parmağın ucunda ağrı olan ortopediste üçüncü basamak hastaneye gidiyor. Ne olursunuz başlatalım, yoksa aksi takdirde
İnsani muayene süreci olan Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı 20 dakikayı yakalamamız imkansız. Tekrar ısrarla söylüyorum, ne olursunuz birinci basamağı aktif hale getirelim ve reçete tekrarı ilaç yazdırma konumundan birinci basamağı kurtaralım. Aksi takdirde bu gemi batacak. Gerçekten insanlarımız mutsuz. Biz kuyrukları kaldırdık deniyor. İşte eski ta Nuh-u Nebi'den kalma dönemlerden bahsediliyor. Kuyruklardan hastanede ameliyat. Şu anda bıçak parası legalize olmuş bir şekilde bıçak parası devam ediyor. Bakın Ankara Şehir Hastanesi'nde safra kesici ameliyatına 3 ay sonrasında randevu veriyorlar. 3 ay Sayın Bakanım. Siz ne yapıyorsunuz? Özel sektöre gidiyorsunuz. Bıçak parasını farklı olarak veriyorsunuz. Aslında legal. Bir de bu kuyruk gerçekten şu anda 182'lerde var. 182'de 15 gün kuyruk var Sayın Bakanım. 15 gün. Bunun neresi insanidir ben onu anlayamıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım bir tek daha şey söyleyeceğim. Bu su sanitasyonu ve gıda sanitasyonu, gıda hijyeni ile ilgili, su ile ilgili bir kopukluk var. Kimyasal analiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıyor. Kütahya, Emet'te arsenikli su ve kronik arsenik zehirlenmesi var. İnsanımız bundan kurtulamıyor. Hani su ile ilgili bir bahis geçiyor orada da ondan diyorum. Gerçekten kimyasal analizde Sağlık Bakanlığı'nın alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hayır, ben de dedim ki acaba teşekkür edince süre serbest mi? Size teşekkür ediyorum ama bir parantez daha açmak istiyorum. Aslında bugün bütün milletvekillerimiz bu konuyu mutfağını bekliyorlar. Sizin bize bir borcunuz olduğunu tahmin ediyorum. Bu sürede genel kurul aşamasında telafi eder Sayın Bakan. Teşekkür ediyoruz da içerisinde aynı öyle vesile olmasını dilerim. Hepinize saygı sunuyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi Ali Şeker Bey hazır mısınız? Hazırım. Buyurun lütfen türlerimiz 5 dakika. Ağzınıza sağlık. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, değerli Sağlık Bakanlığı yöneticileri, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. Anıları önünde eğiliyorum. Çok sayıda yurttaşımızı kaybettik bu süreçte ve hala bu süreç bitmiş değil ve bundan sonrasında da yapacağımız çok işler var ve bunun için de bütçeye ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi buraya geldiğinde 116 milyar lira olarak geldiğinde o günkü döviz kuru 9.19'du. Yani 12 milyar 613 milyon olan bütçe 9 milyar 600 milyon 600 bin 600 milyon dolara düşmüş oldu. Yani 3 milyar dolar 100 milyon 3 milyar 100 milyon dolar bir kaybınız var. Yani bu ne demek? 36 milyar lira kaybettiniz daha genel kurul aşamasına gelmeden. Bu bütçeyle Sağlık Bakanlığı yönetilemez. Gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın %10, yani genel bütçenin %10 olması lazım ve mutlaka artırılması lazım ki bu sağlık sorunlarını çözebilsin. Hekimler yürüyüşte ve talepleri var. Bu taleplerin başında özlük hakları geliyor. Emekliye yansımayan ücretler geliyor ve yıpranma payı geliyor. Bu konuda mutlaka meclisin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bugün bakıyorum Sayın Bakan bunun olması gerektiğini söylüyor. Biz muhalefet olarak olması gerektiğini söylüyoruz. Sizler alkışlıyorsunuz iktidar milletvekilleri olarak. Alkışlamak yetmez. Onların bu haklarını mutlaka ve mutlaka vermemiz gerekiyor. Hepinize görev ve sorumluluk düşüyor milletvekilleri olarak. Mutlaka bu süreçte emeklilik hakları ile ilgili düzenlemeyi, özlük hakları ile ilgili düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Pandemi sebebiyle ertelenen ameliyatlar var. Bundan dolayı çok sayıda insan sağlığına kavuşamıyor. Bunun mutlaka pandemi dışı hastanelerle çözülmesi gerekiyor. Aşı karşıtlığıyla mücadele etmek gerekiyor. Bir yandan HPV virüs aşısının genç kızlarımıza, çocuklarımıza mutlaka yapılması gerekiyor. Kanser olmalarını beklememek gerekiyor çocukların. Ölüm istatistikleri hala açıklanmadı. Bunların açıklanması gerekiyor. Çünkü nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük hıza ulaşmış durumda. Bunun bilinmesi gerekiyor. Toplam 737 bin sağlık çalışanımız var dediniz. Yeterli değil. Atama bekleyen çok sayıda sağlık personeli var. Bunlar eğitim aldılar.
hizmet vermek için bekliyorlar. Halk da hizmet almak için bekliyor. Bunların bir an önce atamalarının yapılması gerekiyor. Hekimlerin hasta bakmada sıkıntısı var. Tıbbi sekreterler çalışmıyor. Tıbbi sekreterlerin daha çok çalışıp hekimlerin daha çok kırtasiye işinden ziyade hastalara hizmet vermesi gerekiyor. Üniversite hastanelerinin artan borç yükü altında ezildiği bir durumda Ege Üniversitesi Hastanesi'nin borçları biliyorsunuz ertelendi. Ama bu ertelenme bir şeye çözüm olmadı. Artık onlar tekrar tahsil edilmeye başlandığı için üniversite hastaneleri, Ege Üniversitesi olsun, diğer üniversiteler olsun sıkıntı içerisinde. Mutlaka üniversite hastanelerinin döner sermayeye yüklenmek değil, genel bütçeden bu ödemelerinin, bu ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ertelemeye değil, toptan ödenmeye ihtiyaçları var. Hekimler her gün 3-4 hekim yurt dışına gidiyor. Neden dolayı gidiyor bu hekimler? Çünkü Türkiye'deki çalışma şartlarının bozukluğundan gidiyor. Bir hekim arkadaş aynen şunu dedi, genç bir hekim arkadaş. Afganistan şartlarında çalışıyoruz. Tazminat davası açıldığında çok yüksek bedeller talep ediliyor. Ama yargılamamız Amerikan şartlarında. Yani malpraktis ile ilgili çok ciddi ağır yaptırımlar var. Çok ağır tazminatlara mahkum ediliyorlar. O açıdan bu arkadaşlarımızın bu sesine kulak vermek gerekiyor. Bu bütçede de personele artış %31 artmış geçen seneye göre personelin hakkı. Ama mal ve hizmetler %77 artmış. Yani bütçe personel için değil, yine zorunlu olan o şehir hastanelerine ve müteahhitlik ödemelerine gidiyor. Bunun da diğer şehir hastaneleri dışında kalan hastanelere ayrılan pay 15.509.885 hastane için personel ücretleri harici kalan para, ama 10 şehir hastanesinin kira ödemesi için 14 milyardan fazla para ödeniyor. Bizim bu süreçte meclis olarak yapmamız gereken özlük haklarını mutlaka çalışanlara vermemiz gerekiyor. Önce zarar vermeydi biliyorsunuz hekimliğin kuralı. Şimdi hekimler diyor ki önce zarar görmemek için hastadan uzak durayım diyorlar. Nerede Osmaniye ilimize bir ziyarete gittiğimde Muhammed Mert Can isminde bir genç arkadaşımız benimle görüştü. Muhammed Mert Can Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini dönem birincisi olarak bitirmiş ve tıpta uzmanlık sınavını da kazanmış. Sayın Bakan, 9 Eylül 2021 tarihinde bakanlığınızın sitesinde açıklanan yerleştirmede de ataması yapılmış Osmaniye Devlet Hastanesi'ne. Bütün arkadaşları, ataması yapılan bütün arkadaşları görev yerlerine yerleştirilmiş, göreve başlatılmış. Ancak sadece Muhammed Mertcan başlatılmamış. Arkasından yaptıkları araştırmada da babasının kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiğini ve bu nedenle de yerleştirmesinin yapılmadığı ortaya çıkmış Sayın Bakan. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda suçların şahsiliği ilkesi vardır. Muhammed Mertcan TUS sınavında, tıpta uzmanlık sınavında kazanmış ve bu gencecik pırıl pırıl, üstelik de dönem birincisi olarak mezun olmuş arkadaşımızın yerleştirilmesinin bir an önce gerçekleştirilmesini ben Muhammed Mertcan adına sizden talep ediyorum. Sayın Bakan, seçim bölgem Denizli ili Çardak ilçesinde entegre hastane var. Ancak bu hastane bildiğimiz entegre hastaneleri gibi değil. Bu hastane Denizli'nin Çardak ilçesine, Bozkurt ilçesine, Batdenizli ilçesine ve aynı zamanda da çok yakın olmasından dolayı da Afyon Daskırı ilçesinde hizmet vermekte. Yine Ankara Denizli Karayolu üzerinde olup en yakın hastaneye de yaklaşık 100-120 kilometre mesafesi var. Bir devlet hastanesinin acilinin yoğunluğunda kapasiteyle çalışmak zorunda. Ancak yeterli hekim olmadığı için yönetmelik gereğince de ilçedeki aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimlerinin burada ayda 3-4 kez nöbet tutmak zorunluluğu var. Ve aile hekimleri yönetmeliğe aykırı bir şekilde yoğunluk nedeniyle 24 saat orada nöbet tutmak zorunda kaldıkları için gerçekten insani yaşam koşullarının çok üstünde bir çalışma yürütüyorlar ve Çardak'ta aile sağlığı merkezinde bu yoğun tempo nedeniyle hekimlerimiz istifa ediyor, ayrılıyor. Bu konunun da mutlaka çözülmesi ve bu entegre hastane adı altındaki hastanedeki yoğunluk nedeniyle hekim sayısının artırılması ve aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerinin bu iş gücü yükünden bir an önce de kurtulmalarını sağlanması gerekiyor. Sayın Bakan, kistik fibrozis hastası ve SMA hastaları biliyorsunuz hep gündemimizde. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi grup danışmanımız
değerli Dilek Kumcu'yu kistik fibroziz nedeniyle kaybettik. Ve ülkemizde birçok hastamızı da maalesef kaybediyoruz. Kistik fibroziz hastalarının mutasyon ilaçlarının geri ödeme kapsamında olmamasından dolayı maalesef mahkemelerde dava açıyorlar ve açtıkları davada ihtiyati tedbir kararı alarak ilaca erişim hakkına ve dolayısıyla yaşam hakkına kavuşuyorlar. Evet, bu ilaçlar tedavi amaçlı kullanılmıyor, tedavi edilemiyor, tamamen iyileşemiyor ama bu insanların yaşam sürelerini uzattığı için mutlaka, biliyorum Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir aradaki bir sorun var, giderilemiyor. Derhal ve çok acilen bu hastaların ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması gerekiyor. Bugün Sağlık Bakanlığı bütçesinde konuşacağım duyulunca, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. SMA hastası ailelerinin anneleri beni aradılar. Aileler aradı. Sayın Bakan, geçtiğimiz yıl öksürtme cihazı 30 bin lira iken bu yıl döviz kurundaki artış nedeniyle 60 bin liraya yükselmiş. Bu en azından SMA hastalarında biliyorum yurt dışındaki tedavilerin onaylı tedavi olmadığını ifade ederek ödeme kapsamına almıyorsunuz ama bu ilaçta bu kullanılan makinelerin en azından çocuklarımızın ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmek bakımından mutlaka ve mutlaka ödeme kapsamına alınması gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, yine kistik fibrozis hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal yaşamlarına devam edebilmeleri için seyyar ev tipi taşınabilir oksijen konsantratörlerine ihtiyaç var. Bunları hastalarımız kendisi almak zorunda. Zaten hem tedavinin masraflı olması, hem çalışma koşullarında, iş yaşamında yeterli bir yere sahip olmamaları kaynaklı, ekonomik anlamda çok zor şartları olan bu ailelerin, bu cihazlarının mutlaka tamamının ya da bir kısmının ödeme kapsamına ve bakanlık tarafından, devlet tarafından sosyal devlet olmanın gereği olarak karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde bir baba bizi ziyarete geldi. Ben Latincesini çok telaffuz edemeyeceğim. Hekimsiniz siz, sanıyorum bileceksiniz. Kelebek hastalığı diye bir hastalıktan bahsedildi. Ve gelen çocuğa baktığımda bütün vücudu yara içerisindeydi. Ve bu kelebek hastası olarak nitelendirilen hastalığının pansumanla için gerekli ilaçların muadil ilaçlar olarak kullanılmaya başlandığı ve etkin, pansumanda etkin ve yaraları bir nebze olsun kapatıcı etkisi olmayan ilaçların verildiğini ve bunların da ödeme kapsamında yer almadığı belirtildi ve bu aileler de bu çocuklarının ya da bu hastalar da bu yani kelebek hastalığının pansumanında kullanılan aletlere ya da ilaçlara, daha etkin ilaçlara erişmek ve ödeme kapsamına alınmaları noktasında bizlerden talebi oldu Sayın Başkan. Yine yaşam hakkı en temel haktır. Hep söylüyoruz, hep konuşuluyor, hepimiz de kabul ediyoruz. O nedenle ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini sayan anayasamızın ikinci maddesinde sosyal devlet olmanın gereği olarak hastaların yaşam hakkını, insanların yaşam hakkını, tedaviye erişim ve aynı zamanda da tedavi ve yaşam süresini uzatma anlamındaki bütün medikal aletlerin sosyal devlet olmanın sorumluluğu ile devlet tarafından karşılanması ve zaten ekonomik bir buhran içerisinde asgari ücretin altında gelire sahip ya da asgari ücret düzeyinde gelire sahip nüfusumuzun %47'sinin bulunduğu bir ülkede en azından sağlıkta hem ilaçlara erişim, hem tedaviye erişim, hem de ödeme kapsamına alınması gereken ilaçlar noktasında bakanlığınızın bir an önce bir çare bulması gerekir diye düşünüyorum. Yine bahsettiğim kistik fibrozis hastası çocuğumuza mutasyon ilacı verilmeye başladı. Verilmeden önceki 23 Mart tarihli terde klorür testi 75 iken 3 ay sonra ilaca eriştiğinde bu 17'ye düşmüş. Yani yaşam süresi uzuyor Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Ben hukukçuyum, siz de bir hekimsiniz. Ama ben vekillik sıfatımı kullanmıyorum. Sizin vekilliğinize hitaben konuşma yapacağım. Bakanlık yetkisine ilişkin olarak. Aşı gereklidir diyorsunuz, zorunludur diyorsunuz. Ben de bunun hukuki temelleri olup olmadığı konusunda konuşacağım. Çünkü tek yetkili makam sizsiniz bu konuda. Çok önemli bir yetki. Sayın Bakan,
Bu aşı konusunda, zorunlu aşı konusunda özellikle 1593 sayılı yasa, Umumi Hıfzı Sağ Kanunu, ben UHK olarak kısaltıyorum. Temelleri bunda vardır. Anayasamızda buna ilişkin temeller öngörmektedir. Anayasanın başlıca şu maddeleri: devletin temel amaç ve görevleri madde 5, temel hak ve hürriyetlerin niteliği madde 12, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı madde 17, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması madde 56, sosyal devletin öncelikleri madde 65. UHK madde 72'de salgın durumlarında gerek görülen aşıların zorunlu kılınabileceği açıkça yazılıdır. Buna göre 57. maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur. Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum ve aşı tatbiki. Madde 64 ise hastalık ve yetki üzerine genel bir düzenleme öngörüyor. Şöyle ki, 57. maddede zikredilenlerden başka herhangi bir hastalık şeklinde çerçeve çiziliyor. Bu hastalıklara karşı bu yasada öngörülen önlemlerin tümünü veya bir kısmını uygulama yetkisi Sağlık Bakanı'na aittir. Hak ve özgürlükler karşısında bilindiği gibi devletin özellikle üç yükümlülüğü var: saygı göstermek, önlemek, korumak ve önlem almak. Covid-19 salgını bu yükümlülükleri anayasamıza göre maksimize etmektedir. Burada 17. madde karşımıza çıkmaktadır. Vücut bütünlüğüne dokunma yasağının başlıca istisnası, bildiğiniz gibi, tıbbi zorunluluk ve kanunda yazılı olan hallerdir. Kanunda yazılıdır. Biraz önce belirttiğim gibi UHK, ama anayasamızda da bu devletin yükümlülüğü, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, devletin iktisadi ve sosyal ödevleri ile pekişmektedir. Herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak buna çerçeve çizmekte. Ayrıca bildiğiniz gibi sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek yerine getirmek. Bu da çerçeve sunmakta. Kişiler açısından ise kişilerin red yetkisi yoktur. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da kapsadığı için madde 12 aşıdan kaçınma hakkı bulunmamaktadır. Sonuç olarak Covid-19 ve benzeri salgın hastalıklar ve sağlık ohali üzerine hukuk devleti ve sosyal devlet gerekleri doğrultusunda bütüncül yasal düzenleme gereğini göz ardı etmeksizin somut önerim şu: UHK madde 57, 64 ve 72 birlikte, anayasa madde 5, 12, 17, 56 ve 65'i birlikte ve hepsini bir bütün olarak değerlendirmek suretiyle aşılamak devlet için yükümlülük, aşı olmak ise bireyler için kamusal ve toplumsal sorumluluktur. Kamu makamları anayasa maddelerini görev, yetki, sorumluluk ilkesi gereği uygulamak yükümlülüğünde, yurttaşlar ise özgürlük ve haklarını hak, ödev, sorumluluk ilkesi gereği kullanmak zorundadır. Bu konuda başlıca yetki sizindir. Bakanlık olarak sizin yetkinizdir. Ben, dikkat edin, burada uluslararası sözleşmelere girmiyorum. Avusturya'nın çok özgürlükçü ülke olarak aşı zorunluluğu öngördüğünü zikretmiyorum. Çünkü anayasamız ve yasamız bu konuda bir yetkinizi kullanmaya elverişlidir ve bu yetkinizi kullanmayı öneriyorum. Sayın Bakan, tabii ki benim burada önerdiğim size en az yani yapmanız gereken, almanız gereken tedbir olarak, yoksa bunun ötesinde mesela sağlıkta bilgilenme hakkı, bunu da aslında doğrudan doğruya sizin kullanabileceğiniz yetkidir. Sayın Bakan, bir başka yetki ise kanun hükmünde kararnameler ek listelerinde adları yer alan hekimlerin, yaklaşık 3500 hekim şu anda bunun mağduru, sivil ölü. Acaba bu sivil ölüler kaç can kurtarabilirdi, bunu düşünelim. En azından aklanmış olanlar görevlerine iade edilmelidir. Ama tabii ki esasen sağlıkta bilgilenme hakkı, Sayın Bakan, en azından bilim kurulu kararları, bilim kurulu önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması,
çok önemlidir ve zannediyorum bu da sizin yetkinizdedir. Arz ederim. Birimine birer halk sağlığı hemşiresi verilmeli arkadaşlar. En az 100 bin, ideali de 200 bin yeni sağlık çalışanı atanmalı arkadaşlar. Yarısı birinci basamağa, kalan yarısı ikinci, üçüncü basamağa verilmeli. Atama bekleyen 740 bine yakın sağlık emekçisi var. Çok ağır vergi alınıyor devlet. Bunun karşılığında sağlık ve eğitim başta olmak üzere yeterince kamu hizmetinin verilmediğini görüyoruz. Bu devletin tanımına uygun değil. Hukuk dışı, anayasaya, siyaset etiğine ve adalete aykırı. Çocukluk çağı aşılamalarında hizmetin aksadığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, Sinovac 3 ayda sönümlendi. Sırada BioNTech var. 6. ayda da o sönümlenecek. Covid-19 aşılarında toplumsal bağışıklık için en az %70, yani 60 milyon vatandaşımız en geç 120 günde aşılanmalıdır yeniden. Yani günlük en az 500 bin aşı yapılmalı. Gerekirse 70 bin intern doktordan faydalanabiliriz. Okul sağlığı birimleri, hekimliği, hemşireliği kurulmalı. Güvenlik soruşturması çok uzadı arkadaşlar. Takılan hekim arkadaşları bu soruşturmaya bekletilmeden görev verilmeli. KHK ile uzaklaştırılan 3500 dolayındaki hekimin işlemleri bitirilerek aklananlar hemen atanmalı. Covid-19 sağlık emekçileri için mutlak meslek hastalığı sayılmalı. Geçmişe doğru gerekli ödenceler, tazminatlar verilmeli. Aşı karşıtları, değerli arkadaşlar, Maltepe mitikliğini yasaklayan kaymakama buradan teşekkür ediyorum. Ama İstanbul valisini buradan uyarıyor ve kınıyorum. Daha dün Ağrı'daydım. 48 bin hiç aşı olmamış vatandaşımız var. Sevgili bakan, kamu sağlığı tehlikededir. Sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşulları mutlak iyileştirilmeli. Çalışmalarınızı duydum. 5 dakikada bir hasta muayenesi akıl, bilim, insanlık dışıdır. Hastanelerde kuyrukları zoraki önleme politikasıdır. Covid-19 yüzünden yaşanan sağlık hizmeti açığı ötelenemez, ertelenemez, ağır bedellidir. Değerli arkadaşlar, Covid döneminde yaklaşık 2 yılda 200 binin üzerinde ölümler var. Covid ve sekonder ölüm diyoruz bunlara. Her gün 2 uçak dolusu insanımız ölüyor arkadaşlar. Bu kahredici, utanç verici, yürek yakıcı ve insanlık suçudur. Ama ne yazık ki toplumda bu ölümler kanıksandı değerli arkadaşlar. Ama nereye kadar? Evet arkadaşlar, bilim kurulu kararları halka açıklanmalı. Fakat son derece etkisiz oldukları için bilim kurulunun buradan söylemek istiyorum. Birçoğu arkadaşım benim de. Kararları siyasiler, yani saray vermektedir. Hasta ölüm rakamları dürüstçe halka bildirilmeli. Sağlık öncelenmelidir, ekonomi değil. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nda nepotizm, yandaş sevicilik, hatta tapıcılık bırakılıp liyakat temel olmalı. Sağlık hizmeti kamusaldır. Anayasa madde 56 tam uygulanmalı. Pandemide özel sektörden de mutlak yararlanmalıyız. Refik Saydam Ulusal Koruyucu Sağlık Kurumu hemen açılmalı arkadaşlar, gecikmeden. Örneğin Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, İngiltere'de Edward Jenner Enstitüsü, Fransa'da da Pasteur Enstitüsü var. Arkadaşlar, kurul olmaz. Kurum olur, kurum, kurum. Yani kararları bilim vermeli, siyasiler değil. Evet, bitmek üzere sevgili başkan. Zatürre aşısında da kronik hastalara bile eczaneden al gel yapayım denilmekte. Fiyatı 403 lira, acil çözüm bulunmalı. Askeri sağlık birimleri eski konumuna döndürülmelidir arkadaşlar. Yurt dışına hekim göçü nedenlerine inilerek en aza indirilmeli. 2640 hekim son 2 yılda yurt dışına gitti arkadaşlar. Hekimlere yapay malpraktis baskısının önüne geçilmelidir. Değerli arkadaşlar, yeni afetlere, salgınlara tüm sağlık sistemi hazırlıklı olmalı, özel afet planlarımızla. Evet Sayın Bakan ve arkadaşlar, unutulmasın ki sağlık doğuştan kazanılmış temel bir insanlık hakkıdır. Hem iç hukuk hem de ülkemizin taraf olduğu pek çok uluslararası sözleşmeyle bu hak güncellenmektir. Teşekkür ediyorum sevgili başkan, sayın bakan. Hazırını saygılarımla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinde milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, Covid-19 sürecinin yaşandığı bir dönemde ülkemizde sağlık sisteminin ve sağlık çalışanların çok fazla sorunları vardır. Bunların hepsine değinilebilir. Ancak ben bütçe üzerindeki değerlendirmelerimi sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet konusuyla ilgili olarak yapacağım. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü
şiddeti bir kişi veya gruba karşı fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar verebilecek şekilde fiziksel güç kullanımı ve güç kullanımı tehdididir. Kötü söz ve taciz de bu kapsamda değerlendirilir şeklinde tanımlamıştır. Yani şiddet tanımı için son derece geniş bir çerçeve çizilmiştir. Buna göre ülkemizde fiziksel şiddetin yanı sıra mobbing ve tacizle çalışanlara uygulanan şiddet olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde sağlık çalışanları mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı gibi bıçakla da yaralanmakta ve hatta silahla vurularak dahi öldürülmektedir. Sağlıktaki şiddet olayları aile sağlık merkezlerinden acil servise, devlet hastanelerinden üniversite hastanelerine kadar maalesef her basamaktaki sağlık kurumunda görülmektedir. Bu konuda 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş, kapsamlı bir çalışma yapılmış ve alınabilecek tedbirler konusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu tedbirlerin bir kısmı alınmıştır. Ancak alınan tedbirlere rağmen şiddet olayları azalmadığı gibi artarak devam etmiştir. Bugün sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddetle karşılaşmaktadır. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin sebeplerine baktığımızda sağlık hizmetlerinin kalitesiz ve yetersiz oluşu, sağlık kurumlarındaki fiziki eksiklikler, personel sayısındaki yetersizlikler, hasta çokluğu ve uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanıyla vatandaşın karşı karşıya getirilmesi gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Yani sağlıktaki şiddetin genel sağlık politikalarındaki yanlışlıklardan ve sosyal sorunlardan bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Sayın Bakan, kamuoyuna sağlıkta şiddetle ilgili yansıyan bilgiler buzdağının sadece görünen kısmıdır. Beyaz kod uygulaması bu çerçevede önemli bir uygulamadır. Beyaz kod, çalışırken görme nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davaların kayıt altına alındığı ve takibin yapıldığı bir uygulamadır. Bakanlığınızın resmi verilerine göre 1.6.2012 ile 1.4.2021 tarihleri arasında toplam 110.475 beyaz kod vakası yaşanmıştır. Ancak Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'nın araştırmasına göre şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarından sadece %50.4'ü beyaz kod vermiştir. Yani son 9 yılda müracaat etmeyenleri de dahil ettiğimiz en az 220 bin sağlıkta şiddet vakası yaşanmıştır. Buna göre resmi verilere göre her yıl ortalama en az 12.200 beyaz kod vakası yaşanmaktadır. Şiddetin önlenmesi için yapılan beyaz kod uygulaması, şiddete yönelik cezaların artılması gibi önlemler maalesef caydırıcı olmamış, yetersiz kalmış ve sorunu çözmemiştir. Sayın Bakan, bu sizin yanlış sağlık politikalarınız nedeniyle doktorlar kamudan istifa etmekte ve akın akın yurt dışına gitmektedirler. 2021'de istifa eden doktor sayısı 4.776'ya yükselmiştir. Son 4 yılda toplam 13.496 doktor istifa etmiştir. 6 doktor istifa etmiştir. 2012 yılında 59 olan yurt dışına giden doktor sayısı ise 2021 yılında yaklaşık 17 kat artarak 967'ye çıkmıştır. Sadece Ekim ayında müracaat eden doktor sayısı ise 144'tür. Yani yaklaşık her yıl 1000 doktor ülkemizi terk ederek çalışmak için yurt dışına gitmektedir. Bu veriler sağlıktaki kötü tabloyu ortaya koymaktadır. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarına karşı günden güne tırmanan bu şiddet olayları karşısında köklü tedbirlerin alınması gerekmektedir. Buna göre bir, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşama hakkı olduğunu kabul eden İLO'nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi hemen onaylanmalıdır. Sağlık kurumlarının fiziki koşulları iyileştirilmeli, muayene ve tedavi hizmetleri için izole alanlar oluşturulmalı. Çalışanların insan olduğunu unutmayın efendim. 5 dakikalık